Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören köyünden sesleniyor sizlere. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, yıllardır gelenekselleşmiş bir yer haline gelen, bir lezzet haline gelen ve sofralarımızı süsleyen doğal peynirin saklandığı ve korunduğu peynirlikteyiz. Vatandaşlar yaylalarda süzdükleri ve basma işlemini yaptıkları peynirlerini derilerin içinde muhafaza etmek için işte bu görmüş olduğunuz alana getiriliyor. Yazın soğuk, kışın sıcak bir hava hakim burada. Doğal bir buzdolabı olarak kullanılan bu peynirliklerde muhafaza edilen peynirler sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Mahmut Bey, ağzımızdan dumanlar çıkan bir yerdeyiz. Evet. Neredeyiz? Soğuk, özel soğuk hava deposundayız. Doğal. Doğal ama burada doğal. Herhangi bir şekilde bir buzdolabı, soğutucu vesaire kullanılmıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bak, ağzımızdan buharlar yapalım. Çıkıyor. İzleyicilerimiz görüyor, buharlar çıkıyor. Evet. Bu kendiliğinden bir doğal haliyle bir soğuk hava deposu burası. Peki burası ne olarak kullanılıyor? Burası işte gördüğün gibi peynirlik olarak olarak kullanılıyor. Ben buradaki derilerin üstünde rakamlar görüyorum. Evet. Ve 1013 yazıyor. Daha da fazla, daha büyük evet, rakamlar evet. da var. Bunlar peynirin numaraları mı? Bunlar peynirin numarası. Mesela birden başlıyor. Gidiyor gidebildiği kadar, geldiği kadar. Mesela Ayşe, Fatma, Mehmet, Ayşe da isimine göre bir numara onun. Peynirlikte Mahmut Bey ile birlikte gezintimiz devam ediyor. O da kendi peynirini çıkarttı sağ olsun, biraz sonra tadına bakacağız ama ondan evvel peynirliğin diğer tarafına geçtik ve ön tarafta duran deri peynirlerden ziyade burada da bidon peynirler var. Ne farkı var Mahmut Bey? Bu da plastik peynir, yani bu tuluk olmayanlar, tuluğu olmayanlar bidona basıyorlar. Az oluyor mesela 5 kilo olur, onlar tuluk olmuyor. Bidona. Derilerdekiler kaç kilo? Derilerdekiler en az 30 kilodan aşağı yok. 30, 40, 50, 60 böyle gider. Peki bir deri, bir deriye konan peynir, aynı peynir herhalde? Aynı peynir ama derinin peyniri daha lezzetli olur. Yani bu bidondan daha sağlıklı, daha lezzetli olur. Peki ne kadar bir kilo peynirin fiyatı? Şu anda şöyle şu şekilde 70-80 arası gidiyor. Bir kilosu. Bir kilosu. Oldukça pahalı 210. bir peynir diyebiliriz. Ama kaliteli, tadına, doğal, tadına bakabilirsin. Tadına bakalım mı? Tabii tadına evet, bak. İnanın bu dışarıda gördüğünüz gibi sert değil. Şu anda yumuşak bir peynir var elimde. Bu doğal olduğu için bunun lezzeti başka olur. Öyle çok soğuklardan, güzel. Soğuk hava depolarından çok farklı olur. Bir de kameraman arkadaşıma ve yanımızdaki arkadaşımıza da ikram edelim. Görüşün arkadaşlar. Vallahi Mahmut Bey çok lezzetli bir peynir. Bu yağlı bir. Ya bir de yavan da oluyor. Bu yağlısı. Çok güzel. Peynirin yağlısı. Peynir çok lezzetli. Bekir abi, şu anda arı kovanlarının önündeyiz. Bu da bir ana arı kovanı herhalde. Evet, bu da arı ana yetiştirmek için küçük kovanlarımız. Tam yetiştiriyor. Anası da burada. Bak. Bunlar ana yetiştirme kovanları. Arılarımızın ırkını muhafaza etmek için en güzel ırklar. Bak, hiç sokmuyor da. Evet, şu anda biz kıyafetsiz olarak, ben biraz da ürküyorum açıkçası. Kameraman arkadaşım da şu an ürküyor ama arıların önündeyiz. Şu an eldivenlerimiz de yok, kıyafetlerimiz de yok. Bu arılar sokmuyor mu? Sokmuyor. Bu arıların ırkından sokmaz. Bu arılar ırk olaraktan sokmazlar, güzel arılar. Siz de kıyafetsiz olarak müdahale ediyorsunuz. Evet, evet. Öbür arılarımıza da bakalım. Kıyafetsiz olarak gelin bak. Gel. Yine de biz çok yaklaşmayalım. Çok da yaklaşma, normal yaklaş. Gel ben sana göstereyim bak. Erciyesin etekleri, doğal ballarım. Ne sıktın az önce? He? Ne sıktın arılara? Duman sıktım. Neden? Çünkü az bir duman sıkarsan arılar sokmaz. Ben yine çok yaklaşmayayım. Garanti çok yaklaşma. Kendimizi. Sen de çok yaklaş, kokma bak, hiçbir şey olmaz. Bak, hiçbir tane sokma var mı arada bak. Taze en doğalından, Erciyes'in eteğinden. Evet, Erciyes'in eteği bak. Buyur.
şu kadar soğuk bir havada buharlara bak, bunları ırkından sokmaz. Bunlar çok güzel. Ballarımız güzel bak, görmüş olduğunuz. Bal ne zaman hazır olacak peki? Hazır. Hazır. Şu an için çıkabilir. Ne zaman çıkartacaksın? Havalar düzeldi ama yarın bir gün. Alet. Kilosu ne kadardan gidiyor bunlar? Kilosu 80 liraya satıyoruz baba. Erciyes'in eteğinden. En güzel ballarımız. Ve burada zehir yok. Doğal olaraktır. Hepsi kefen balı, kekik balı. Bunlardan meydana gelen ballarımız. Amcanın içindeyiz Bekir amca. Evet. Bunlar şu anda bizi sokmuyorlar bulunduğumuz yerde ama garantisi yok bu işin. Yok tabi, sokmada garanti yok. Allah. Bekir amca, buyur. Az önce beni kovaladı senin arıların. Olsun, olsun. Kaçtım, üstümden iğne çıktı. Arının iğnesi bu vücuttan çıktı Bekir amca. Bir şey olmaz, bizi her gün sokuyor. 500 tane, 1000 tane, 100 hani tane. Hani sokmuyordu bunlar? Sokmaz, baksana bak. Senin eski dedemin, ebemin arı sossan burada durabilir miydin sen bunlar, şimdi? Bunlar nedir Bekir amca? Bunlar karakovan işte. Dedemin, ebemin eski karakovanlar bunlar. İlk bunlarda mı yapılırmış? Evet, ilk olarak bunlarda yapılır. Bak, şunlarda propolis bak. Çekebiliyor musun? Bak, şunlarda propolis bak. Tamam mı? Şifa kaynağı. Tabii, şifa kaynağı. Bunları nasıl topluyorsunuz peki? Nasıl çıkıyorlar buradan? Ağırlar kendi gider, kendi gelir. Bizimle ilgisi yok bunun. Bunun adeti. Hayır, hayır. İçindeki balı nasıl çıkartıyorsunuz? Balı şimdi şu anda çıkaramayız ama basit çıkması. Buradan şöyle alırsın. Çekiyor musun? Bak. Bak şöyle bak. Şunları şuradan alırsın şöyle. Bak bunlar bal böyle arkası gelir yani. Aldıkça gelir. Çıkmış oluyor herhalde. Tabii. Seni de arı sokmuş, şuranı da vereyim diye burada şifa bul yani. Allah bizi arı soktu Bekir amca herhalde. Al bakayım, şunu ye bakayım. Sen arı sok. Tabii onu yiyeceksin. Efendim Erciyes'in eteğindeyiz ve doğal doğal taze balları işte. Görmüş olduğunuz gibi karakovan balını Bekir amca bizler için yerinden çıkarttı ve şu anda yiyoruz. Az önce de burada bir ufak bir kovalamaca yaşadık. Peşi sıra arılar beni arabanın olduğu yere kadar kovaladı zannediyorum, bir tanesi de soktu diyebiliriz. Üzerimden de bir iğne çıkarttılar sağ olsunlar, yardımcı oldular. Oldukça lezzetli ve çok güzel, muhteşem. Abi baksana bir duvaya ya şöyle, ne var burada? Bak bir tane bak bakayım, ne var? Zehir var mı? Herhangi bir madde var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, sadece arılar var. Arılar var, tertemiz ballarımız var. Mustafa Bey, saklı bir cennetteyiz, doğal bir bahçedeyiz, muhteşem bir doğa, Sarıgöl mevkiindeyiz. Evet. Arkamızda muhteşem bir doğa harikası yatıyor. Neler söylemek istersiniz? Köyümüze bura 20 kilometre. Yazın genellikle buraya Türkmenler çıkar, koyunlarını otlatırlar. Ve köyün diğer yerlerden de şeyler de gelir buraya, piknikçiler de gelir. Gerçekten çok güzel, doğa harikası bir yer. Havası güzel, kendi güzel, her şeyiyle güzel bir yer. İnsanlar gelmek isterse yolumuz da gayet güzel yapılıyor. Kendi çabalarımızla açtık biz bu yolları. Belediyeden de hiçbir fayda görmedik büyükşehirden. Biraz İncesu Belediyesi'nin faydası oldu en azından. Ama hep kendi çabalarımızla yaptık biz buraları. Buradaki hedefimiz gölü temizlemek, biraz şey oldu. Otlar büyüdü, bir de ağaçlandırmayı düşünüyoruz. Yani burayı ağaçlı güzel bir piknik alanı yapmayı düşünüyoruz. Burası 3 ay 4 ay piknik için çok güzel, doğal bir yer. Şimdi otlar büyüdükten sonra herhalde sular çekilmeye başladı. Otlar suyla beslendiği için, evet, öyle değil mi? Biraz otların suya çok şey oldu, zarar oldu. Onun en azından temizlenmesi lazım. Bunu da büyükşehire söyledik. Oradan bir şey göremedik. Kendi çabalarımızla temizletmeyi düşünüyoruz dernek şeyle. Vasıtasıyla mesela ben Adana'da ikamet ediyorum ama her hafta sonu buraya gelmeye çalışıyorum. Genellikle bizim köyümüzün nüfusunun %70'i dışarıda. Bunun %50'si İstanbul'da, %20'si de Adana'da aşağı yukarı. Biraz da Mersin'de var ama genellikle yazın köyümüzün nüfusu 25 bini bulur. Efendim Gezici Radar programının belki de en ilginç sahnelerinden birine konu olacağız şu anda. Mezarlıktayız Ali Bey ile birlikte. Bu köyün en önemli ve en farklı özelliklerinden biri de, Ali Bey söylesin,
Ne yapıyorsunuz Ali Bey burada? Kızılören mezarlığı farklı, diğer yerlerden daha farklı bir mezar sistemimiz var bizde. Oda şeklinde yapılır mezarlar ve insanlar genelde hayattayken herkes mezarını yaptırır. Peki biz şu an neredeyiz? Bir şehir üstündeyiz ama. Bir boş mezarın üzerindeyiz. Kendi mezarımın üzerindeyim şu anda. Şu anda kendi mezarımın üzerindeyim. Öldükten sonra da insanlar, çocukları genelde, son zamanlarda artık insanlar ölmeden de yazılarını yazdırmaya başladı ama genelde çocukları, anne, baba, kardeş öldükten sonra taşlarını ondan sonra yazdırırlar. Ölüm tarihini, doğum tarihini. Yoksa burada bir de Kızılören'in farklı bir özelliği var. Dünyanın neresinde vefat ederse etsin insanlar, cenazeler buraya gelir. Böyle bir gelenekleri, geleneğimiz var. Yani şu anda Allah gecinden versin, öldüğünüz takdirde normal bir ölüm olması halinde de sizin gömüleceğiniz mezarınızın üstünüz. Peki nasıl bir duygu bu? Şu anda hiçbir şey yok, normalde. İçeri girdiğimiz zaman bakacağız nasıl bir duygu olduğuna. Şu anda her insan gibi ben de normal bir yerdeymiş gibi dolaşabiliyorum. Böyle hatırlıyor musunuz buraya gelip öldükten sonra ne olacak? Veya böyle bir buraya içinize gelip yöneldiğiniz oluyor mu? Mezarlığı, ölümü buraya gelince de her an hatırlamamız gereken bir duygu. Hayattaki yaşantımız ona göre yön vermeliyiz. Efendim, Kızılören köyünde tarihi bir su kuyusunun içerisindeyiz. İşte geçmiş yıllarda evlerimizde muslukların olmadığı dönemlerde, tabii ki bizlerin yaşı yetmiyor ama Kızılören'de yaşayan vatandaşlar bu ve bunun gibi su kuyularını kullanarak evlerinin ve ahırlarının su ihtiyacını karşılamışlar. İşte aradan yıllar geçip köye su, musluk ve boru hattı döşendiğinde ise Kızılörenli hayırseverler bu su kuyusunu restore ettirerek gelecek nesillere taşıma adında ve geleceğin geçmişini öğrenmesi adında da önemli bir rol oynamış oldular. İşte bu görmüş olduğunuz taşlar ilk günkü doğallığı ve ilk günkü yapısıyla güzelliğini korumaya devam ediyor. Şu anda su kuyusu, tarihi bir su kuyusunun içindeyiz. Şimdi, tabii ki temizletilmiş, boşaltılmış. Şu an turizm amaçlı herhalde kullanılıyor. İnsanlar görüyor. Amaçlı restore edildi. Şu anda bizim Kızılören'deki yaşayan nüfusumuzun büyük kısmı Adana ve İstanbul'da yaşar. Ve yaz dönemlerinde hepsi de hemen hemen bayramlarda özellikle Kızılören'i ziyaret ederler. Ki yazın hani geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Kızılören'in nüfusu normalde 3500 olması gerekirken 15.000'di. Ve gelenler de Sıla-i Rahim'i hiç ihmal etmezler. Bu kuyular tarih kimse bilmiyor. Yani şu ana kadar birkaç araştırma da yapıldı. Tarih olarak bilinmiyor. Daha önce Kızılören'in su ihtiyacını karşılayan kuyular. Bunlardan 3-4 tane daha var. Yan taraflarda da var. Ama onlar bu şekilde değil. Burası bir hayırsever tarafından restore edildi, Muzaffer Oluk tarafından. Çevre düzenlemesi yapıldı. Gelen hemşehrilerimiz buraları ziyaret ediyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören köyündeydi. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.